Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosu ile karşınızdayım. Gençler öncelikle şunu söyleyeyim. Sabah çok erken çekiyorum videoyu. Yani kahvaltı bile yapmadım öyle diyeyim size. Çünkü biz bu güncellemeyi salı günü bekliyorduk. Fakat bir anda perşembe günü getirdiler. O yüzden çok hazırlıksız yakalandık. Hani hem video çekecek ortamımız yoktu. Hem ne bileyim daha önceden videoya çalışmamıştık. Çünkü dediğim gibi salı günü bekliyorduk. Bir anda böyle olunca ben o günün gecesine yetiştiremedim videoyu. Normalde hep öyle yapıyordum biliyorsunuz ki. O yüzden ertesi günün sabahına sarktı. Sabah da çok erken uyandım. Direkt hani hiç kahvaltı falan yapmadan videonun başına oturdum bugüne yetiştirebilmek için. Şimdi gençler bugün bomba değişiklikler var. Hem yeni gelen şeyler hem de mevcut olan şeylerin değişmesi üzerine. Hızlı bir şekilde geçelim videomuza. Şimdi ilk olarak mevcut katillerin değişikliklerinden başlayalım. İlk katilimiz Dracula. CTRL'ye basıp form değiştirdikten sonra tekrar form değiştirebilmeniz için 2,5 saniye beklemeniz gerekiyordu arkadaşlar. Bunu 3,5 saniyeye çıkardılar. Bir diğer olayı vampir modundayken sağ tıka basılı tutup şu cehennem ateşi modunu kullandığınız zaman 7 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. Yani cehennem ateşini tekrar kullanmak için 7 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bunu 10 saniyeye çıkardılar. Bir diğer olayımız kurt tarafı ile ilgili. Kurbanlar şu şekil koku küreleri bırakabiliyor biliyorsunuz ki. Bu küreyi aldığınız zaman hem kurt hızlanıyor gördüğünüz gibi hem de kurtun atılma özelliği daha hızlı dolmuş oluyor. Şöyle bir yenilik getirdiler. Kurbanlar bu koku kürelerini her 6 saniyede bir bırakıyordu normalde. Bunu 5 saniyeye düşürdüler. 5 saniyede bir bırakacaklar artık koku kürelerini. Aynı zamanda yine kurt tarafında bir değişiklik. Çullanma özelliğinizi kullanmak için sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman alttaki bar 1 saniyede doluyordu. Bunu 0,85 saniyeye çekmişler. Kurt tarafını hafif güçlendirmeye çalışmışlar yani. Bir diğer değişikliklerimiz Demogorgon'da. İlk olarak yere bir portal kurma süresi 1 saniyeden 0,85 saniyeye düşürüldü. Gördüğünüz gibi daha hızlı kurdum. Bir diğer olayı portala girerken bir animasyon giriyor ya Demogorgon'a. İşte bu animasyonun süresi 1,5 saniyeydi. Bunu 1,35'e düşürmüşler. Şöyle göstereyim. Daha hızlı giriyor yani portala. Demogorgon'un son değişikliği de bir portaldan bir diğerine giderken baş aşağı dünyada yolculuk yapıyoruz biliyorsunuz ki. Bu yolculuğun süresi 20 metre bölü saniyeydi. Bunu 28 metre bölü saniyeye çıkarmışlar. Şöyle bakalım ona da. Çok daha hızlı olmuş. Demogorgon'u hafif bufflamışlar. Benim için iyi oldu. Oynamayı sevdiğim bir katil. Şimdi gelelim Ghostface değişikliklerine. Ghostface ile saklanma moduna geçip bir kurban tarafından açığa çıkarıldıktan sonra normalde 20 saniye beklemeniz gerekiyordu arkadaşlar özelliğinize tekrar geçebilmek için. Bunu 17 saniyeye düşürdüler. Ghostface'in bir diğer olayı da stalk moduna geçip bir kurbanı stalkladığınız zaman 5 saniyede tek yeme moduna sokuyordunuz. Bunu 4,5 saniyeye düşürmüşler arkadaşlar. Böyle çok minik bir buff almış Ghostface. Şimdi gelelim bir diğer katilimiz Chucky'ye. 2 tane yeniliği var. İlk yeniliği CTRL moduna basıp şu hay 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 moduna giriyorsunuz ya. Bu mod sessiz olmanızı sağlıyor. Bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Bu hay 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 modu bittikten sonra bu moda tekrar geçebilmeniz için 10 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bunu 12 saniyeye çıkarmışlar. Biraz daha fazla beklemeniz gerekecek. Bir diğer olayı da hay 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 modundayken paletlerin altından geçebiliyordunuz biliyorsunuz ki özelliğinizi kullanarak. Şöyle göstereyim. Paletin altından geçme süresi 1,3 saniyeydi. Bunu 1 saniyeye düşürmüşler. Biraz daha hızlı geçiyor paletlerin altından yani. Sıradaki katilimiz Lich. Tüm özelliklerinin bekleme süresi değiştirildi. İlk olarak bu defetme küresini kullandığınız zaman tekrar dolması için 38 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bunu 35 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer özelliği olan lanetlilerin uçuşu özelliğini kullandığınız zaman yine 38 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bunu da 35 saniye düşürmüşler. Bir diğer özelliği olan uçuş özelliğini kullandığınız zaman tekrar kullanabilmeniz için 38 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bunu 25 saniye düşürmüşler. Çok daha sık dolacak artık uçuş özelliğiniz. Son büyüsü olan paletleri bu şekilde engellemenize yarayan büyüyü kullandığınız zaman da 38 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. Bunu 40 saniyeye çıkarmışlar. 3 özelliği bufflarken bir özelliği nerflemişler. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Herhangi bir büyüyü seçip sağ tıka basıp kullanma animasyonuna girip o büyüyü kullanmadan bırakırsanız sağ tıkı 1 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. Bunu 1,25 saniyeye çıkarmışlar. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bir kurbana bu defetme kürenizi tutturduğunuz zaman o kurban 60 saniye boyunca büyülü eşyalarını kullanamıyordu. Bunu 45 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer katilimiz Albert Wesker. Sağ tıka basılı tutup
Şu şekil atılma özelliğinizi kullandığınız zaman sol altta gördüğünüz gibi tekrar dolmasını bekliyordunuz. Toplamda 2 atılma yapabildiğiniz için 2 yükünüz var. Her bir yük için 6 saniye beklemeniz gerekiyordu arkadaşlar. O yükün tekrar dolması için. Bunu 5.5 saniyeye düşürmüşler. Ve son değişikliklerimiz Michael Myers'tı arkadaşlar. İlk olarak seviye 1'deyken hareket hızınız 4.2 metre bölü saniyeydi. Bunu 4.4 metre bölü saniyeye çıkardılar. Seviye 1'de olmanıza rağmen biraz daha hızlı hareket edeceksiniz. İkinci değişikliği, bir kurbandan kazanabileceğiniz maksimum stok puanı 10'dan 20'ye çıkarıldı. Yani belli bir süre kurbanı stoklayıp maksimuma ulaştırıyordunuz, yani kurban kırmızı yanmaya başlıyordu. İşte artık bir kurbanı daha fazla sömürebileceksiniz. Seviye 2'ye geçmek için gerekli olan stok puanı 5'ten 3'e düşürüldü. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde seviye 2'ye geçebildim. Artık uzaktan ve yakından attığınız stoklar fark edecek. Daha net fark edecek diyeyim daha doğrusu. Uzaktaki bir kurbanı stoklarken 0.1'lik bir stok puanı çarpanı kazanıyordunuz arkadaşlar. Bunu 1'e çekmişler. Yani 10 katına çıkarmışlar. Şöyle göstereyim uzaktaki bir kurbanı stoklarken. Gördüğünüz gibi inanılmaz fazla puan geliyor yani seviye 3'e geçmek için. Çok hızlı bir şekilde seviye 3'e geçebiliyorsunuz uzaktaki birisini stalklarken. Aynı şekilde yakından yapılan stalklar da zayıflatılmış. Yani yakından bir kurbanı stalklarken 1 stalk puanı çarpanı veriyordu size. Çok daha hızlı stalk kasabiliyordunuz. Bu çarpanı 0.4'e düşürmüşler. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi az önce uzaktan kastığım stalk puanının hızına bakın. Bir de yakındakine bakın. Neredeyse sınırsız 3'e geçiyor gibiyim yani. Yavaş yavaş doluyor. Michael'ın uzaktan stalk atmasını istiyorlar yani artık. Daha stokçu bir katil haline getirmeye çalışmışlar. Diğer türlü aslında saçma bir görüntü oluyordu. Yani kurban şurada bana bakıyor, ben buradayım, stalkluyorum. Michael'ın kültürüne aykırı yani. Hani çok net bir şekilde belli olan stalker olmaz yani. Hani bu stalk işi dediğin gizli yapılmalı zaten. Daha mı güçlü hale geldi, daha mı güçsüz hale geldi, o tartışılır. Ama en azından biraz daha kültürüne uygun olmuş. Şimdi gelelim yeni gelen haritamızın tanıtımına. Ormond Lake Mine olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ormond Dağı'nın farklı bir versiyonu olarak geldi. Ekstra sıfırdan bir harita değil yani. Ama çok değişik, çok güzel bir harita. Karlı bir harita. I'm spitting this meticulous and limitless while others out there spitting shit got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make. Şimdi gelelim yeni katilimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanında ürkünç ama bir o kadar da tatlı olan bir köpeği olan hanım ablamız, şu şekilde göstereyim. The Hound Master olarak geçiyor kendisi. Yine oyuna güzel değişik mekanikler ekleyen bir katilimiz. Ne oluyor lan? Lan ben de Sivaslıyım lan. Aa, el getirdi. Allah razı olsun. Canım benim, ne kadar düşünceli ya. Şimdi katilin giriş animasyonuna bakalım. Yani basit bir animasyonda ama bir şekilde yanınızda köpek olduğu için ilginç hissettiriyor katil. Şimdi gelelim yeni katilin chase müziğine. Hafif bir testere teması verdi bana. Niye öyle oldu? Size de öyle geldi mi? Sanki böyle remixi gibi. Siz nereye giderseniz gidin, gördüğünüz gibi köpeğiniz de sizle beraber geliyor. Beraber chase atıyorsunuz yani. Ancak herhangi bir komut vermediğiniz sürece herhangi bir işlevi yok. Sadece öyle yanınızda dolanıyor. Şimdi iki komutu var bu katilin. Birincisi kovalama, altta gördüğünüz gibi. Bir de CTRL tuşuna basarak
şu şekil ara moduna geçiyorsunuz. Önce kovalama moduyla başlayalım. Şimdi kovalama modundayken sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman bir güzergah belirliyorsunuz. Bu güzergah illa bu şekilde dümdüz olmak zorunda değil. Bakın mesela şu şekil, gördünüz mü? Eğimli rotasyon falan da verebiliyorsunuz. Şu mesela bak, spota git gibisinden, hani köşeyi dönüp gidiyor falan. İlla dümdüz olmasına gerek yok rotanın. Bu emri verdiğiniz zaman önce ne olduğunu göstereyim. Şu şekil o güzergah boyunca devam ediyor. O güzergah boyunca devam ederken karşısına çıkan bir kurbanı tutup size getiriyor. İlk olarak bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi kurbanlar karşımda. Özelliğime geçtim. Rotam o kurbanı hedef gösteriyor. O kurbanı tutup bu şekilde size getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Siz de yanına gidip o kurbana hasar veriyorsunuz. Direkt olarak kendisi o kurbana hasar vermiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece tutuyor. Yakalamış oluyor yani. Bu yakalama olayından şöyle kurtulabiliyor kurbanlar. Diyelim ki bir kurbanı yakaladınız. Yanında da başka bir kurban varsa o kurbanı kurtarabiliyor köpeği kışkışlayarak. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi kış kış yaparak o kurbanı kurtardı. Dediğim gibi köpek hasar vermiyor tuttuğu zaman, sadece size getiriyor. Bir diğer kurtulma yöntemi de palet arkadaşlar. Köpek sizi tutup çekiştiriyorsa ve yanınızda palet varsa palet devirerek kurtulabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi illa bu şekil başkasının palet devirmesine gerek yok. Yakalanan kişi de paleti devirebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Sakin ol oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, normal tuşla paleti indirip bu şekilde kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Şimdi bir de başka bir kurbanı kurtarmayı göstereyim. Yanına gidip sol tıka basılı tutup böyle köpeği kışkışlıyorsunuz. Uzun bir animasyon değil, birkaç saniye içerisinde kurtarabiliyorsunuz. Kovalamaca özelliği ile ilgili şöyle bir şey var. Sağ tıka basıp attıktan sonra bir daha sağ tıka basarsanız köpeğin chase açısına geçiyorsunuz. Ve sol tıka basarak bu şekilde köpeği tekrar yönlendirebiliyorsunuz. Yani iki tane atılma hakkınız var diyebilirim. İkinci atılma hakkınızda da bir kurbanı tuttuğunuz zaman aynı işlevi görüyor. Şöyle göstereyim. Mesela attınız, sonra sağ tıka basıp geçtiniz. Sonra tekrar başka bir kurbanı tuttunuz. Gördüğünüz gibi o kurbanı tutup orada bağlıyor. Siz de gidip hasar veriyorsunuz. İki tane atılım özelliğiniz var yani kısaca. Şimdi kovalamacanın temel mantığı bu. Ancak bununla sınırlı da değil. Siz şu şekil volt atılan yerlere kovalama komutu verirseniz gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oradan atlayıp yoluna devam ediyor. Yani sadece düz yollarda kovalama atmıyorsunuz. Aynı zamanda yine kovalama komutunu bir paletin üstünden verirseniz bu şekil paletten de atlayıp yoluna devam ediyor arkadaşlar. Yani diyelim bir kurbana uzaksınız. O kurban tam paletten atlarken kovalama komutu verirseniz o kurbanı tutup size getirecektir. Onu da örnekli bir şekilde gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pencerenin arkasında biri var. Atlama komutu veriyorum. Atlıyor ve o kişiyi tutup size getirmeye çalışıyor. Gerçekten güzel bir özellik. Kovalamanın temel mantığı bu dediğim gibi. Köpek zarar vermiyor. Sadece tutuyor, orada bağlıyor o kurbanı. Siz de gidip hasar veriyorsunuz. Şimdi CTRL tuşuna basarak arama moduna geçelim arkadaşlar. Tamam, bu arama modu şu şekil. Sağ tıka basılı tutup istediğiniz bir bölgeyi şu şekilde seçebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekil hani belirli bir bölgeyi seçiyorsunuz. Mesela şurayı seçeyim. Çemberi seçtiğiniz yere gidiyor, tamam mı? Gittiği zaman orada biraz bekliyor ve size geri dönüyor. Bu mod şu işe yarıyor. Köpeğin yanında belli bir çember var. Bu çember küçük başlıyor ve köpeğiniz ilerledikçe bu çember büyüyor. Diyelim ki bu şekil gönderdiniz köpeğinizi. Çemberi küçük başlıyor, yavaş yavaş büyüyor ve bu yoldan geri dönerken ya da bu yola giderken fark etmez. Bu çemberi içerisine herhangi bir kurban girerse az önce gördüğünüz gibi katil üçgüdüsü olarak o kurbanın yerini görüyorsunuz. Şimdi illa bu şekil belli bir çembere göndermenize gerek yok. Gördüğünüz gibi haritanın uzak bir yerindeki jeneratörü bile bu şekilde seçebiliyorsunuz. Bastığınız zaman o jeneratöre kadar gidiyor. Yavaş yavaş çemberi büyüyor gördüğünüz gibi. Jeneratörün etrafını arıyor ve ardından aynı yoldan geri dönüyor. Bu çembere değen kurbanların hepsini de bu şekilde katil içgüdüsü olarak görüyorsunuz. Çemberi çok büyüdü bu arada gördüğünüz gibi. Ne kadar uzağa giderse çemberi o kadar büyümüş bir şekilde geri dönüyor. Bu çembere giren kurbanlar solda bir bar başlatıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bar bitmeden bu çembere giren herhangi bir kurbana vurursanız, sağlıklı bir kurbandan bahsediyorum, gördüğünüz gibi bu kurban yaralanmakla birlikte derin yara efektine de girmiş oluyor. Yani düz yaralanmıyor. Legion'ın özelliğiyle vurmuş gibi düşünün. Derin yara efektindeyken de kendisini ekstra dikmekle falan uğraşıyor. Eğer bu yaralı kurban köpeğin bu çemberine girerse ve o kurbanı yere düşürürseniz o kurban yerdeyken daha fazla kan bırakmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Ve yerdeyken çıkardığı sızlanma sesleri daha fazla oluyor.
Bu şekilde bir olayı var yaralı kurbanlara da. Yani sağlıklı olanları derin yaraya sokmanıza yarıyor. Bar bitmeden vurduysanız. Yaralı olanı da yerdeyken daha fazla kan bıraktırıyor ve daha fazla sızlanmanın arası çıkarmasını sağlıyor. Bu arama olayının bir diğer özelliği de arkadaşlar, köpeğin bu arama yoluna gittiği patikadan ilerlerseniz hareket hızınız artıyor. Şu şekil göstereyim. Gördüğünüz gibi patika burada. Bu patikadan ilerliyorum ve bu şekilde hareket hızım arttı gördüğünüz gibi ciddi bir oranda. Bu da önemli bir özellik. Bir diğer olayımız da, diyelim ki arama moduna gönderdiniz köpeğinizi. Eğer dolabın yanındaki bir kurbana çemberi değerse bu şekilde o kurbanın yerini de gösteriyor arkadaşlar size. Dolaptaki kurbanları da içgüdü olarak gösteriyor yani. Katilin özellikleri bu şekilde. Kovalamaca modu, arama modu, bir de katil içgüdüsü olayı var arama modundan dönerken. Eğlenceli bir katil gibi ama köpeğin özelliğini kullanması çok kolay değil izlediğim kadarıyla. Onu yarın gameplay videosunda göreceğiz. Şimdi gelelim katilin perklerine. Test server'a İngilizce şekilde gelmişler arkadaşlar. O yüzden fotoğrafları İngilizce göreceksiniz ama ben size zaten Türkçelerini anlatacağım. İlk perkümüzdeyiz. Yüksek bir yerden atladığınız zaman 16 saniyeliğine %75 daha uzak bir yere vurmanızı sağlıyor. Şöyle göstereyim. Atladım. Gördüğünüz gibi çok daha ileriye atılabiliyorum. Bu perk'ün 5 saniyelik bir bekleme süresi var. Tekrar göstereyim mesela. Gördüğünüz gibi atladım. Ta buraya kadar vurabildim. Değişik bir perk. İkinci perkümüz şöyle. Eğer bir kurbanı düz bir kancaya asarsanız o kancayı beyaz kancaya çeviriyor. Gördüğünüz gibi bu düz bir kanca arkadaşlar. Astım buraya ve bu kanca beyaz kanca olmuş oldu. Şu şekil daha net anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi beyaz kancaya dönüştürdü bu kancayı. Düz olan her kancaya birisini astığınız zaman o kanca beyaz kancaya dönüşmüş oluyor. İlk özelliği bu. Eğer bir kurbanı normal kancaya değil de beyaz kancaya asarsanız da en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratörün haresini bu şekilde 6-8-10 saniye boyunca görüyorsunuz arkadaşlar. Perk'ün iki işlevi var yani. Katilin son perk'ü de şu. Bir kurban kendini iyileştirme barını %75'e getirdiği zaman o kurbanı arka arkaya sürekli skill check soruyor. Ve onlardan birisini ıskalarsa 30 saniye boyunca sakat durum etkisine geçiyor. Gördüğünüz gibi. Bu skill check'leri tamamen tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadako'nun jam perk'ü gibi düşünün. Şimdi ıskalamalı halini de göstereyim. Iskaladım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 saniyeliğine sakat durum etkisine geçtim. Yani 30 saniye boyunca iyileşemeyeceğim. Aynı zamanda perk'ün bir diğer olayı da şu. Siz kendinizi heal'lamaya oturup bu heal'a devam etmeyip bırakırsanız bu heal'lama eylemini yine sakat durum etkisine geçiyorsunuz. Şu şekil göstereyim. Kendimi yıllarken bıraktım. Gördüğünüz gibi yine sakat durum etkisine geçtim. Yani başladığınız heal'ı bitirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim katilin tüm animasyonlarına. İlk olarak palet sersemlemesi animasyonuyla başlayalım. İkinci animasyonumuz palet kırma animasyonu. Üçüncü animasyonumuz volt atma animasyonu. Lan orada kaldı lan. Gel lan. O bir şey buldu arkadaşlar. Ha baba geliyor geliyor, gelişe bak. Dur bir daha gösterelim onu. Düzgün yapamadı. Hey aslanım benim. Bir diğer animasyonumuz kırılabilir duvar kırma animasyonu. Sıradaki animasyonumuz dolap açma animasyonu. Sıradaki animasyonumuz dolaptan bir kurbanı grebleme animasyonu. Bir diğer animasyonumuz da jeneratör tekmeleme animasyonu. Çok özel animasyonları yok aslında anladığım kadarıyla. Şimdi gelelim Mori animasyonuna arkadaşlar. Herkesin en merak ettiği o sahne. Die already, hedgeborn fool. Üf. Surat parçalama animasyonu bayağı iyi. Köpek kısmı biraz daha uzun olabilirdi sanki ama onu da hani sırf katalım diye katmışlar bence. Nemesis'in Morris'i gibi ama suratı daha fena yaptı sanki. Ve Nemesis'te suratını göstermiyorlardı diye hatırlıyorum. Bunda bayağı parçalandığını gösterdiler. Şöyle de bir şey var arkadaşlar katil tarafında. Köpeğin yanında belli bir süre bekledikten sonra space tuşuna basarak bu şekilde
Onu sevebiliyorsunuz. Biraz vahşi tabii, oyun istiyor. Güzel, tatlı bir animasyon olmuş. Gerekliydi bence. Evet gençler, şimdi gelelim kurban tarafına. Şu şekil bir tasarımı var kurbanın, gördüğünüz gibi. Hafiften Michael Scofield havası da var. Tauri Kane ismi. Şimdi gelelim kurban tarafının perklerine arkadaşlar. İlk perkümüz, basement'a gidip şu gördüğünüz çemberin orada yakarış başlatıyorsunuz. Tek başınıza yapıyorsanız 60 saniye sürüyor bu yakarış. Bu yakarışı tamamladıktan sonra eğer sağlıklı bir durumdaysanız yaralanıyorsunuz, artı sakat durum efektine geçiyorsunuz. Eğer yaralıysanız da sakat durum etkisi altına geçmiş oluyorsunuz. Allah kabul etsin, otur kardeşim. Başka bir kurban geldiği zaman hızlandırıyor tabii bu ayını. Şimdi arkadaşlar, bu sakat durum etkisi demek iyileşemeyeceğiniz anlamına geliyor. Yani maç boyunca sakat durum etkisi altında olacaksınız. Maç boyunca iyileşemeyeceksiniz hiçbir türlü. Gördüğünüz gibi sakat durum etkisine geçtim. Yanınızdaki kişi geçmiyor bu arada. O sadece yardım etmiş oluyor. Sadece siz geçiyorsunuz. Bu ayını tamamladıktan sonra katil dehşet alanının içerisinde en az bir kurban varken herhangi bir kargayı korkutursa katilin haresini bütün kurbanlar 2 saniye boyunca görüyor. Gördüğünüz gibi gördük yerini. Tekrar ürküttü, tekrar gördük. Yani sürekli ikişer saniyeliğine her karga ürküttüğünde katilin yerini görüyorsunuz. Ve sadece siz değil, haritadaki bütün kurbanlar görüyor. Bu şekilde sürekli sürekli görüyorsunuz. Tabi tek bir şart var. Katilin kalp atış menzilinde en az bir kurbanın olması gerekiyor. Kurbanın ikinci perkü direkt tunnel engelleyici bir perk. Her maçta sadece bir kere kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kancadaki bir kurbanın yanına gidip birinci etkin yetenek butonuna basarak o kurbanı kancadan kurtarıyorsunuz. O kurbanı kancadan kurtardıktan sonra o kurbanın hook sayısı biraz almış oluyor. O azalan sayıda size eklenmiş oluyor. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi bu kurban normalde iki kere asıldı. F tuşuna basarak bu kurbanı kurtardığım zaman bu kurbanın hook sayısı 1'e düşmüş oluyor. Yani bir sonraki asılışında normalde ölmesi gerekirken bir sonraki asılışında ölmemiş, tekrardan ikinci asılışına geçmiş oluyor. Ben de solda gördüğünüz gibi hiç asılmamış olmama rağmen bu şekilde kancadan kurtardığım zaman bir kere asılmış sayılıyorum. Yani o kurbanın kazandığı hook sayısını kendime aktarmış oluyorum ve o kurbanı belki de ölümden kurtarmış oluyorum. Ancak bunu yaptıktan sonra 20 saniye boyunca tek yiyorsunuz arkadaşlar. Gelelim kurbanın son perküne. Bir kurbanın iyileştirme barını bitirdiğiniz zaman perkünüz aktif oluyor ve siz yaralıyken bir kurban size dokunurken ikinci etkin yetenek butonuna basarak bu şekilde arkadaşlar kendinizi sakat durum etkisi altına geçirmiş oluyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Şimdi siz hem o kurbanı heal'lamış oluyorsunuz, o heal'ladığınız kurban gidip kancada birisi varsa onu kurtarabiliyor. Yani o kurbanı güvenli hale getirmiş oluyorsunuz. Kendiniz de gidip güvenli bir yerde jeneratör yapabiliyorsunuz. Bu şu demek oluyor: hem kancadaki kurbanı sağlıklı bir şekilde kurtarırken hem de jeneratör hızınızı yavaşlatmamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an jeneratör yapıyorum. 60 saniye sonra bu sakat durum etkisi otomatik olarak bitiyor ve kendi kendinize heal'lanmış oluyorsunuz. Yani diğer kurbanlar normal şartlarda sizi heal'lamakla vakit kaybedeceği için ya kancadaki kişiyi alamamış oluyordunuz, ya kancadaki kişiye trade atmak zorunda kalıyordunuz falan filan. Şu an gördüğünüz gibi otomatik olarak iyileştim arkadaşlar. Jeneratör yaparken kimsenin beni heal'lamasına gerek kalmadı. Aynı zamanda kancada birisi varsa o heal'ladığım kişi onu kurtarmaya güvenli bir şekilde gidebildi. Ekstra vakit kaybetmeden kancadakini kurtarıyorsunuz, heal'lanıyorsunuz, artı jeneratör yapmaya devam ediyorsunuz. 3 tane eylemi yapmanızı sağlıyor yani bu perk. İlk başta düşününce mantıksız gelse de bu şekilde işlemi anladığınız zaman güçlü bir perk olduğunu anlıyorsunuz. Gençler evet, yeni gelen değişiklikler bu şekildeydi. Şöyle bir şey var. Ben normalde her güncelleme videosunda gelen katil ve kurban perk değişikliklerini de anlatıyorum, biliyorsunuz ki. Hiç üşenmiyorum, esirgemiyorum yani. Ama bu videoluk beni o konuda affedin. Toplamda 10 küsür perk değişikliği var katil ve kurban karışık olarak. Beklenmedik bir anda geldiği için güncelleme, o tarafa ağırlık veremedik maalesef. Çünkü o konuya da girişirsem video bugüne yetişmeyecek. Benim amacım en hızlı, en doğru ve en açıklayıcı şekilde güncelleme videosunu atmak olduğu için gelen perk değişikliklerini anlatamıyorum. O konuda af diliyorum sizden bu videoluk. Ama onun harici gelen tüm katil değişikliklerini, yeni gelen katilin, kurbanın her şeyini eksiksiz bir şekilde anlattım diye düşünüyorum. Yine de kaçırdığım birkaç nokta varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Yeni gelen şeylerle ya da değişen şeylerle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.